Merhaba arkadaşlar, merhaba Blender severler. Bu dersimizde Blender'ın 4. sürümüne yeni eklenmiş olan Quora filtresinin kullanımını öğreneceğiz. Görüldüğü üzere sahnede bir ev modeli var ve oldukça da basit bir ışıklandırma mevcut. Bu modelin linkini de sizlerle paylaşacağım. İsterseniz render motorunu Eevee'den Cycles'a alalım. Şimdi burada kamera açımızı ayarlayacağız. Ctrl Alt ve 0'a bastığımız zaman kamera açısını ayarlayabiliriz. Evet, isterseniz kamerayı birazcık şöyle yukarıya doğru taşıyalım. Quora filtresini eklemeden önce bu eklentinin ne işe yaradığını bir öğrenelim. Evet, Wikipedia'da bu filtrenin kullanımı anlatılmış. Şöyle bir çevirelim DeepL eklentisiyle. Quora filtresi tabi bu şekilde mi telaffuz ediliyor emin değilim. Uygulanabilir gürültü azaltma için görüntü işlemede kullanılan doğrusal olmayan bir yumuşatma filtresidir. Görüntüyü yumuşatma için kullanılan çoğu filtre gürültüyü etkili bir şekilde azaltan ancak aynı zamanda kenarları bulanıklaştıran doğrusal alçak geçiren filtrelerdir. Ancak Quora filtresi kenarları korurken görüntü üzerinde yumuşatma uygulayabilir. Evet, ikinci bölümü de çevirelim. Adını Japonya'daki Kyoto ve Osaka Sangyo Üniversitelerinde çalışarak 70'li ve 80'li yıllarda dinamik kalp kasının erken dönem tıbbi görüntülemesini geliştiren Michiyoshi Kuwahara'dan almıştır. Tabi ineliyorum, telaffuzlar böyle mi emin değilim. Filtre ile ilgili çeşitli teknik bilgilere de bu sayfadan ulaşabilirsiniz. Çeşitli örnekleri de burada paylaşmış dikkat ederseniz. Şöyle örnek fotoğrafları bir inceleyelim. Filtrenin eklenmiş halini görüyoruz. Özellikle bazı sahnelerde gürültü giderme ve görüntü yumuşatmanın yanı sıra yağlı boya efektleri de katabilirsiniz görsellerinize. Şimdi gelin Blender'da bu filtrenin kullanımını öğrenelim. Filtreyi Compositing bölümünden ekleyeceğiz. Burada bir sayfa oluşturalım. Ardından sol bölümden kompozitör sayfasına geçiş yapalım. Burada Use Notes diyerek düğümleri görüntülenir hale getirelim. Burada bir tane örnek render alabiliriz. Burada maksimum samples değerini şöyle 100'e düşürelim. Denoise'ı da kaldırabiliriz. Biraz daha hızlı bir şekilde render alırız. Evet, render işlemi tamamlandı. Sonucumuz bu şekilde. Şimdi gelin filtremizi buraya ekleyelim. Hemen filter yani filtreler alt menüsünden Quora'yı ekleyebiliriz. Bunu render layers ile composite arasına ekleyebiliriz. Düğme ekledikten sonra dikkat ederseniz anında ön izleme yapamıyoruz. Bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Hemen burada kompozitör ayarlarında kamerayı aldığımız zaman ön izlemeyi yapabiliyoruz. Şöyle filtreye biraz yakınlaştıralım. Burada klasik ve anisotropik seçenekleri var. Burada klasik de varsayılan değerde 6'da. Örneğin bir miktar düşürelim. Dikkat ederseniz düşürdüğümüz zaman görseli orijinal haline yaklaştırmakta. Evet, şöyle 2'deyken bir render alalım isterseniz. Evet, render sonucumuz bu şekilde. Slot 2'ye alalım. Kapatalım. Buraya değeri tekrar şöyle 6'ya çıkartalım. Ya da 4'te de durabilir. Yüksek değerler verdiğiniz zaman render süresi uzayacaktır. Aynı zamanda detayları da kaybedersiniz. Bir de böyle render alalım. Evet, burada da sonucumuz bu şekilde. Kontrole basılı bir şekilde fare tekerleğini sürüklediğimiz zaman slot yazısı üzerinde renderlar arasında geçiş yapabiliriz. Evet, farkı görüyoruz. Burada tekrardan slot 3'ü alalım, kapatalım. İsterseniz klasikten bir de anisotropik'i alalım. Dikkat ederseniz burada da birçok seçenek mevcut. Hatta şöyle biraz daha yakınlaşabiliriz. Yine size'ı artırabiliriz. Bakın size'ı şöyle 15 aldığımız zaman burada detay kaybı oluyor. Tabi bunu render ederken daha fazla beklersiniz. Size tavsiyem çok yüksek değerler girmemeniz. Örneğin burada şöyle bir 7'yi alalım. Evet, ayrıca bir de aşağıda uniformity değeri var. Bunu da şöyle bir artıralım. Bakın dikkat ederseniz 50'ye kadar artırılıyor. Bazı detayların kaybolduğunu görüyoruz. Düşürdüğümüz zaman detaylar ortaya çıkıyor. Eğer sahnede çok fazla nesne varsa render edilirken
gürültü problemiyle karşılaşıyorsanız buradaki değerleri değiştirerek gürültü oranını azaltabilirsiniz. Aynı zamanda boyama efektleri de ekleyebilirsiniz. Şöyle 5 değerini girebiliriz. Ayrıca keskinlik değeri var. Bakın bunu da artırıp azalttığımız zaman sharpness'ı azalttığımızda tamamen bulanık bir görüntü elde ediyoruz dikkat ederseniz. Şöyle biraz daha geriye gelelim. Burada daha iyi bir şekilde ön izleyebiliriz. Böyle bir render alalım isterseniz. Evet, slot 3'teki sonucumuz da bu şekilde. Diğerleri arasındaki farkı da görmekteyiz. Slot 4'ü alalım. Sharpness'ı 1'e kadar artırabiliyoruz. Dikkat ederseniz. Bir de böyle render alalım. Sharpness sonucumuz da böyle. Şöyle 3'ü alalım. İkisi arasındaki farkı görmekteyiz. 5'i alalım, kapatalım. Evet, bir altta da eccentricity ayarı var. Telaffuz oldukça zor. Tabii böyle mi telaffuz ediliyor? Tam emin değilim. Burada bakalım. Evet. Çizgilere dikkat ettiğimiz zaman şöyle yakınlaştıralım biraz daha görseli. Evet. Kıstığımız zaman bakın şu pencerenin içerisindeki çizgilere dikkat edelim. Bunlar birazcık daha kalın bir hale geliyor. Tabii ki uzaktayken çok daha dikkat ederseniz farkı iyi bir şekilde ön izleyebiliyoruz. Evet, burada da iki değerini alalım. İsterseniz bir de böyle render alalım. Burada da sonucumuz bu şekilde. Diğerleriyle karşılaştırıp farkı görebilirsiniz. Size değerini 25'e aldığımız zaman da sonucumuz dikkat ederseniz bu şekilde. Biraz daha kısmamız gerekebilir. Örneğin şöyle 12'yi alalım. Evet, farkı görüyoruz. Birazcık tabii ki detay kaybı oluyor dikkat ederseniz. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Sizler bu filtreyi dilediğiniz projenizde kullanabilirsiniz. Umut ediyorum bu filtre sizler için faydalı olur. Sonraki Blender derslerinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, hoşça kalın.